Evet, merhabalar. Sinemasal Kent Çanakkale projemizin etkinlik silsilesi içerisinde film okumaları gerçekleştiriyoruz. Geçen hafta Anzak Günleri vesilesiyle de bizler Anzak askerlerinin buradaki dramları üzerine çekilmiş filmlere baktık ve bunların içerisinde çok az film olduğu için de yakın döneme ait 1981 yapımı Gallipoli filmini çözümleyelim istedik. Gallipoli filmi bir savaş filmi. Aslında Çanakkale Savaşları'na genel olarak baktığımız zaman tür olarak biz bunları savaş filmleri içerisinde değerlendiriyoruz. Tabii ki savaş filmleri içerisinde Çanakkale Savaşları'nın anlatıldığı filmlerde şöyle bir genel ayrım var. Bir işte Avustralya'da yapılan, Avustralya bağlamında desteklenen filmler. Bir de Türkiye'de biliyorsunuz 1915'in 100. yılı vesilesiyle de Türkiye'de Çanakkale Savaşları'nın nasıl yaşandığı üzerine, Türk tarafının hikayeleri üzerine filmler çekildi. Aslında bu dengeye bakıldığı zaman Türk tarafının çektiği filmler çok daha yoğunluklu. Anzak tarafına baktığımız zaman aslında ilk film olarak Tell England, 1930 yılı yapımı Tell England var. Tell England filminde İşte Anzak askerlerinin buraya nasıl geldiği, savaşın nasıl olduğu üzerine anlatılar var. Ve 1930 yapım filmde o dönemin Türk hükümeti de aslında filmi beğeniyor. Ama böyle hani filme genel olarak baktığımızda sanki şey gibi bizim teknik donanım olarak da hani böyle bir savaşı almaya daha müsait olduğumuz üzerinden bir hani anlatı da var. Bizim hani kendi tezlerimizin ötesinde. Tell England'dan sonra aslında elle tutulur gördüğümüz ikinci film Gallipoli filmi. Daha sonra da aslında yakın dönemlerde Russell Crowe'un, biliyorsunuz Avustralyalı oyuncu, Russell Crowe'un çektiği Water the Miner, son mektup diye mi çevrilmişti? Yok, direkt Water the Miner. Son Umut, pardon, Son Umut diye şey yapılmıştı, çekilmişti. O film var. O da yine işte Avustralyalı bir babanın burada işte vefat eden çocuklarını arayış mücadelesi üzerine kurulu bir film. Genelde aslında hani bu dengede baktığımızda Anzak tarafının anlattığı filmlerde şeyi görüyoruz. Yani Anzak askerlerinin buraya bir emperyal amaçla sürüklendiği ve o amacın aslında hani burada nasıl bir hayal kırıklığı ve nasıl bir kandırılmışlık duygusuyla sonlandığı üzerinden genel bir motif var bu filmlerde. Hatta çok ilginç, şeyden önce de konuşuyorduk, programdan önce de konuşuyorduk Yiğit'le. Bir Mustafa Uslu biliyorsunuz son dönemde böyle özellikle biyografik film, popüler biyografik filmlerle çok gündemde olan bir yapımcı. Bu Bergen, Müslüm gibi filmleri, Naim'i de o çekti galiba, evet, değil mi? Bu filmlerin mesela yapımcısı şey diyor, yani bu burayla ilgili de yine böyle bir şey üretmiş. Filmin adı Türk İşi Dondurma. İki tane ve 1915 yılında Avustralya'da geçiyor ve orada bir kasabada dondurma satan iki kişi, iki Türk var. Onların oradaki gündelik hayatları anlatılıyor ama diğer taraftan da tabii İngilizlerin asker toplamak için nasıl bir Avustralyalı, yani Anzak milliyetçiliği ve işte o imparatorluk, emperyal aidiyeti nasıl körüklediği üzerinden bir şey anlatıyor, hikaye anlatıyor. Burada şey açısından çok ilginç, yani bir Türk ekip gidip hani oradaki Anzak tarafıyla empati kurarak mesela orada ki durumu mesela anlatıyor kendi şey içerisinde, kendi bağlamı içerisinde. Neyse, bu genel olarak bu filmin nerede oturduğu mevzusu üzerine genelde söyleyeceklerimiz bu kadar herhalde. Senin ekleyeceğin bir şey var mı?
Gökdelen ek olarak daha çok belgesel ve televizyon belgeseli üzerine ve işte o dönemde savaşmış yaşlı insanlar üzerine, gaziler üzerine röportajlar var. Zaten yoğun olarak burada 25 Nisan'da yapılan Anzak töreninde de genelde bir televizyon organizasyonuyla buraya geliyorlar. Bu şekilde daha çok en son, hatta Gelibolu için yapılan en büyük film de zaten Gallipoli. Evet, şey bu. Bir de hatırlattığı mesela Tolga Örneğin Türk şeyinin de Gallipoli aynı ismi belgeseli var. Ve şeyde biliyorsunuz orada da Özden Örnek babasının vesilesiyle de orada arşivleri açılarak gerçekten çok kıymetli görüntüler mesela şey yapıldı, kazandırıldı. Bizler de mesela yani eğer Çanakkale savaşları üzerine bir şey üreteceksek hep o filmdeki o arşiv görüntülerini kullandık. O anlamda aslında çok iyi bir şey olmuştu. Yani o arşivin açılması noktası, gerçek savaş görüntülerine ulaşılması noktası, hani bu anlamda belgeselciliğe de iyi bir hizmeti olmuştu. Zaten Gallipoli belgeseli Türkiye'de çok da popüler olmuştu. Dünyada da hatta kime seslendirilmiş? Ünlü birine seslendirilmiş. Şu an hatırlayamadım ama o şeyle de, o vesileyle de aslında dünyaya da açılan bir belgesel olmuştu. Çok zaten dengeli bir anlatım vardı. Hani iki taraf açısından da savaşın yıkıcılığı üzerinden çok dengeli bir anlatım vardı. Şimdi gelelim Gallipoli filmine. Gallipoli filminde şöyle bir şey. Ben 2006 yılında Çanakkale'ye geldiğimde, yani daha önce hiç karşıda şehitlikleri falan gezmemiştim. Ve bir çekim için beni Arıburnu'na götürdüler. Ve ben ilk defa Arıburnu'nun kıyısından o Anzak koyunu gördüm. Gerçekten hani doğal güzellik ve coğrafi güzellik açısından hani çok nadir görebileceğiniz güzellikte bir yer bir taraftan da. Ve şey yaptım, yani o Arıburnu'ndan baktım, hani bizimkilerin şeylerini görüyorsun, sığınaklarını görüyorsun ve çıkartma buradan yapıldı diye biri anlatıyor bana. Bir anda aklıma şey geldi, ya dedim bu filmin girişinden ben bunu hatırlıyorum. O film Erayn'ı Kurtarmak ve Normandiya Çıkartması. Belki de savaş filmleri tarihi içerisindeki en etkileyici sekans yani budur diye düşünüyorum. Ve bu kesinlikle hafızalara kazınabilecek bir sekans. Ne kadar doğru bir benzetme olduğunu bilmiyorum ama bir sinemacı olarak benim hayalimdeki çıkartma sahnesi Spielberg'ün kurguladığı, Normandiya Çıkartması için kurguladığı sahne. Ben bunu bir 6 dakikalık bir şey, bunu izletmek istiyorum. En azından hani orada o askerlerin çıkartmada ne yaşadıkları üzerinden böyle bize bir etkileyici bir giriş olsun. Sonra bu çocukların, bu iki gencin hikayesi buraya kadar nasıl evrilmiş, bir buna bakalım istiyorum. Biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'nda müttefikler işgalden kurtarmak için Fransa'nın Normandiya kıyılarından çıkartma yapıyorlar. Ya o kadar heyecan ve korkuyla karışık ki. Thank you.
Evet. Aslında birazcık filme sondan da başlamış olduk bu şekilde. Burada filmin aslında 5'te 4'ü, yani 5'te 1'i sadece Çanakkale'de geçiyor. Çanakkale Savaşı'nı anlatıyor. Geriye kalan kısım aslında 5'te 4'ü. Bu iki gencin, Avustralya'da iki gencin İngilizler adını Çanakkale'ye asker olarak gönderilme sürecini anlatıyor. Biri gönüllü, diğeri de arkadaşına bir şekilde... Arkadaşının etkisinde orduya yazılıyorlar ve Çanakkale'ye getiriliyorlar. Bu sürecin aslında uzun bir kısmı Gallipoli diye geçiyor filmin adı ama çok büyük bir kısmı... Gallipoli geliş dönem yolculuğunu anlatıyor aslında, bir anlamda bir yolculuk filmi. Evet, o anlamda aslında hani bir savaş filmi türü içerisinde değerlendireceğimiz bir film olmasından ziyade aslında savaşın ve savaşa götüren motivasyonu anlatan bir film. Ama yine de biz bunu tabii ki bir türsel olarak koyduğum zaman bir savaş filmi türü içerisinde değerlendiriyoruz. Genelde hani bir türsel yaklaşımda filmin tematik olarak uylaşımı ve filmdeki mevcut ikonografi, savaşın işte hem kostümsel hem dekoratif olarak hem de mekansal olarak yerleştirme açısından bir savaş filmi tabii ki. Ama savaş filmlerinin tabii ki ana akım sinemadaki gibi savaşı, militarizmi, militarizmle birlikte pompalanan milliyetçiliği, bunun üzerinden yaratılan aslında insani yani hümanizmanın ortadan kaldırılarak sadece yüksek ulvi ufuklarla bir savaşın, anlamsız bir şiddetin yüceltilmesi durumu yok. Aslında bizim savaş filmleri dediğimiz şeyin içerisinde genelde militarizmin kutsanması, doğal olarak da milliyetçiliğin yüceltilmesi üzerinden anlatılara çokça rastlıyoruz. Savaş filmleri türünün zaten en temel şeyi ne diyelim, paradoksu belki de bu şekilde. Mesela bu film bizi aslında savaşa, yani bu film savaşın anlamsızlığı üzerine bir söylem üretmiyor. Hani o konuda da şey yapmayalım. Anzak askerleri biz niye buradayız? Biz neden İngilizler için savaşıyoruz üzerinden bir şey var. Hatta buna ilişkin filmde bir replik var. Bu filmde Archie ile Frank iki arkadaş bunlar savaşa gitmek istiyor. Yani özellikle Archie savaşa gitmek istiyor. Ve yani diğeri de aslında birazcık böyle eğlence peşinde, macera peşinde. Yani Frank birazcık daha macera peşinde ama Archie gerçekten hani savaşa gidip erkek olmak istiyor. Kendi varlığını ispat etmek istiyor. Ve yaşlı bir adamla karşılaştıklarında yaşlı adam soruyor ona, yani savaş nerede diyor. Savaş diyor, Türkiye'de diyor. Yani ne yapıyoruz biz orada diyor yaşlı adam. Diyor Almanlar diyor, Türkler Almanların müttefiki diyor. Biz Almanlarla savaşmaya gidiyoruz oraya diyor. Peki diyor, yani Türkiye bize uzak değil mi diyor. Olsun de eğer Almanlar kazanırsa buraya da gelirler diyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Almanlar Avrupa'nın ortasından hani çıkamamış Almanlar. Avustralya'ya kadar gidecekler. Yani bu şekilde bir kandırılma. Aslında hiçbir şekilde baktığımız zaman bir bilinçleri bile yok. Zaten bu Archie de 17 yaşında bir genç çocuk. Filmin hani o anlamsızlık dizgesini sıraladığınız zaman çocukların kurdukları diyaloglarda da bu var. Ama hani savaşın anlamsızlığı üzerine bir söylevi yok filmin tabii ki. Yani evet, filmin sonunda oradaki ölen askerler, dram, trajedi, belki savaşın anlamsızlığı üzerine bir şey söylüyor ama film özelinde Anzak askerlerini, yani zaten bizim girişte de söylediğimiz gibi Anzak askerleri, yani biz Anzaklar neden buradayızı sorguluyorlar. Ve orada tabii ki günah keçisi olarak İngiltere var. Bu filmlerde ve İngiltere için savaştıkları çok net. Burada zaten filmin son sahnelerine doğru Gelibolu'ya geldiklerinde mesela
İngiliz subay ne diyordu orada? Şey diyor, siz diyor orada direneceksiniz ki diyor. Yani ölerek direneceksiniz ki çok büyük tam bir şey var. Arı burnundan yukarı doğru çıkıyorlar ama Türklerle de sürekli karşılaşıyorlar bizim askerlerle. Ve komutan diyor ki yani bu bir şey hücum emri değil, bu bir cinayet diyor. Evet diyor, siz hücum edeceksiniz ki diyor. İngilizler diyor arkadan diyor çıkartma yapabilsinler diyor. Bu mesela aslında filmin en can alıcı yerlerinden biri. Yani İngilizler rahat rahat, hatta şey dalga geçiyor ya şey subayı, iletişim subayı diyor ki şimdi diyor bizler ilerlerken diyor İngilizler diyor sahilde çaylarını içiyorlarmış diyor. Aslında çok yüksek de bir öfke var filmde. Yani İngilizlere karşı çok yüksek bir öfke var şey anlatı boyunca. Filmde bizim yani bir savaş türü içerisinde savaşın ve militarizmin aslında hiçbir şekilde yüceltilmediğini gördüğümüz genel bir hani yapısı var. Film aslında hani savaşın kötülüğünden ziyade genç bireylerin savaşmaya nasıl, yani emperyal tarafından savaşmaya nasıl ikna edildiği üzerine. Evet, tabii burada da şey var hep, hani filmde de geçiyor işte Avustralya'nın gücünü gösterelim onlara, bir erkek olma üzerinden kurulan. Tabii ki orada çok uzak bir kıta Avustralya coğrafi olarak ve oradaki yaşayan, özellikle kırsal kesimde yaşayan insanlar için bir macera oradan çıkabilmek. Ve çıkmanın tek yolu da böyle bir savaş ya da işte o dönemin işte Britanya'sı ile bir ilişki kurup belki oraya gidebilmek. Onun dışında başka bir alternatifleri yok. Evet, bir de mesela filmin girişinde değil mi böyle şey var. Zaten militarizm, erkeklik, milliyetçilik bunlar hep böyle birbirlerini ne diyelim sarmallayan ve birbirlerini besleyen şeyler, ideolojiler. Burada da mesela şey var. Genç erkekler ve tabii ki hani kadınlarla ilgileniyorlar, kendilerini bir erkek olarak ailelerine ispat etmek istiyorlar. Çünkü toplumsal norm ve cinsiyet kodları bunu gerektiriyor. Filmin başında da Archie ile Frank, yani o iki genç kahraman, filmin kahramanı aslında çok iyi koşucular. Yani aslında fiziksel olarak da erginlenme törenlerini gerçekleştiriyorlar. Archie yarışta değil mi birinci oluyor falan, diğeri ikinci oluyor. Yani fiziksel olarak da şey gibi, o Helenistik dönemi olimpiyatları gibi, yani kendilerini fiziksel olarak da ortaya koydukları yarışlara da katılıyorlar ve o da tatmin etmiyor erkekliklerini. Yani ispatlamak için ve o erginlenme törenini tamamlayabilmek için askere yazılmak istiyorlar. Ve orada mesela şeyler arasında konuşmalarda falan da şey yapıyorsun. Ya diyor kızlar diyor üniformalı erkeklere bayılır ya falan diyor. Yani düşünemiyorsunuz çocuğun motivasyonu, hani birkaç kız onu görür, sever üzerinden gerçekleşiyor. Archie için erkek olmanın yolu buradan geçiyor. Bir tane şey çocuk vardı, muhafazakar bir çocuk vardı. Hatta Mısır'da o seks işçisi kadınlara falan da şey diyordu. Siz kocalarınıza ne anlatacaksınız falan diye böyle. O da mesela şey bir çocuktu, konservatif bir muhafazakar bir çocuk. Hani vatan için savaşmak, öyle bir ulvi bir şey için gidiyordu o da. Propaganda da öyle zaten. O dönemin İngilizlerin propaganda afişlerine bakıldığında hep bir general işaret ediyor. Sen hani seçilmiş insan gibi bir şey var. İngiltere için savaşacak ya da işte Büyük Britanya için dönemde savaşacaksın. Tabii o dönem özellikle çok yoğun, hatta burada da Çanakkale'de de bir kitapçık var o dönemin propaganda afişleriyle ilgili. Hem Osmanlı Devleti'nin hem de İngilizlerin Anzaklılar için yaptığı çok fazla afiş var, propaganda afişi. Evet, şimdi filmin girişinde biz iki karakterin, iki erkek kahramanın aslında bir erginlenme ritüelini tamamlamak için Gelibolu'ya
gelme motivasyonlarını şey yapıyoruz, kavruyoruz artık. Yani yönetmen o genç adamların gönüllü olarak nasıl hani askere çağrıldığını ve askere gittiğini görüyor. Aslında hiçbir şeyden haberleri yok. Her şey onlar için o girişteki şey gibi, koşu yarışı gibi bir şey. Her şey oyun. Bir macera, bir eğlence onlar için. Aynen. Yani ve sonra zaten şeye geliyorlar, Mısır'a getiriliyorlar askerler. Biliyorsunuz zaten Mısır üzerinden oradaki gemilere bindirilerek Türkiye'ye getiriliyorlar savaşmaları için. Ve Mısır'da da bunların bir eğitim kampı var. Orada eğitiliyorlar falan böyle. Tabii filmin orada Mısır üzerinden biraz kötü bir oryantalist, yani zaten oryantalist kötü demek de biraz saçma oldu ama bir oryantalist bakışı var oradaki Araplar üzerinden. Ve orada bu işte uyanık görünen genç adamlar oradaki Arap satıcıları kandırabileceklerini düşünüyorlar. Ama bir sahne açacağım oradan. Adeta hani oryantalizm tablolarında gördüğümüz hangi unsur varsa yerleştirdikleri bir sahne var. Bu anlamda film aslında hani şimdi öykü evrenin içerisinde böyle bir oryantalist hikayenin işlevi ne denilecek. Orada aslında geldikleri yerde bizleri de muhtemelen böyle görüyorlar ve böyle düşünüyorlar. Ve Mısır'da yaşadıkları şeyler de karşılarındaki kişileri, bu kişiler ve bunlarla özdeşleştirdikleri üzerinden bir anlatı var burada. Ve gerçekten de hani özellikle de Mısır sahneleri bu anlamda rahatsız edici derecede oryantalist bir şeye bürünmüş durumda. Ben şu hemen... Bu Mısır'da birliklerini bekledikleri sırada. Ve kadınların kendilerine saygısı yok. Birçok yabancı ülkede böyledir. Hani? Yallah. Şuna bir bakın beyler. 1000 yıldan daha eski. Buna ne kadar ödedin? İki sterli ne kadar düşürdün? Sağolcuk. Sen buna ne kadar ödedin? 5 şilin. Gördünüz mü? Size ne demiştim? Mısırlılar hırsızdan başka bir şey değil. Bir fotoğrafını çekin. Lütfen bir sadaka. Sadaka fakir yardım edin. Fakir. Bakın bir sadaka. Lütfen. Sadaka. İşte ben size. Bir sadaka. Lütfen. Rica ediyorum. Bir sadaka. Bir sadaka. Ben çok fakirim. Bana yardım edin. Lütfen. Sizde çok para var. Ne var? Ne oluyor? Hoş geldiniz baylar, hoş geldiniz. Evet. Sizin için ne yapabiliyorum acaba? Bayım, biz Avustralyalılar ülkenize konuk olarak geldik. Siz eski bir uygarlıksınız, biz de yeni bir uygar. Bey, bana coğrafya dersi verdi. Parayı vermesini söyledi. Evet, ne? Biz sadece askerleriz, ülkemizin diplomatlarıyız. Arkadaşımın parasını ver, yoksa seni mahvederim. Ama ben bu ihanet bir hırsız. Ama bir şeyleri anlattım, farklı yolları var. Şimdi sorunumuz şu ki ben... Şunu başka bir dükkandan aldım ve ben buna 5 şilin ödedim. Ama sevgili arkadaşım Aydırsın bunu sizden almış. Gördüğünüz gibi ikisi de aynı. Ve 2 sterlin ödemiş. Bu durum benim ülkemde haksızlık olarak görülürdü. Çok doğru. Şimdi acaba bunu geri alıp bize 2 sterlini verebilir misiniz? Hayır. Bu benim değil. Bu sizin mi olurdu? Dinle bak. Eğer geldiğiniz yerde bu numarayı yapmaya kalksaydım yaz günü bir kar tanesi kadar dayanırdım. Şimdi ver şu parayı. Bu benim değil. Ben artık iyice sinirlenmeye başlayacağım. Sakin olsun oğlum. Şimdi beni dinle. Ne düşündüğünü biliyorum.
bir satış yaptığın halde... Aaa! Ne yapıyorsun? Ne kadar etsinize? Sıçtım şuydu. O parçaya... Hey! 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 Çok iyi. Tamam, tamam. Hadi paranızı alın. Hadi gidin. Gel. Sen şimdi al. Ben yerlerim bu kadar da unutma. Gidin. Bayler. Ya, o dükkan değil. Bu dükkan. Bayan, yanlış dükkana girmişiz. Ya bakın, görüyorsunuz ön yargıyı. Hani dolandırıcı, şey, sahtekar, hırsız diyor ve ya yanlış bir dükkana girmiş halbuki. Evet, burada da işte seks işçisi kadınlarla dolu bir çarşıya da giriyorlar. Eski o oryantalist tablolarda gördüğümüz esir pazarındaki kadınlar gibi. Burada tam bir yani batılı gözden doğuyu ve doğuya ilişkin bir tasvir var. Ben bu sahneler aslında hani öylesine yerleştirilmiş ya da sadece Mısır'ı anlatan bir renk olarak konulmamış. Tamamen dönemin doğuyu tek bir şeye indirgeyip ve bunu yani ötekileştiren bakışın izleri şeklinde filmin önemli bir kısmında. Yani nerede belki de 5'te 2'si Mısır sahnelerinden oluşuyor filmin. Ve burada çok ilginçtir. Hem bu oryantalist bakışı görüyoruz hem de emperyalin Mısır'ı nasıl soyduğuna ilişkin oradaki o piramitlerdeki gezen o turist kadınlar falan üzerinden de aslında bir taraftan İngilizlerin ve Batı'nın bu uygarlıklarını da neye dönüştürdüğü üzerinden bir şeyi var filmin. Başka bir katmanı daha var. O yüzden yani buraya gelen Anzak askerlerinin motivasyonları, burada bize bakışları, doğulu toplumlara bakışları vesairenin aslında o emperyal tarafından nasıl inşa edildiğinin önemli bir katmanını anlatıyor. Böyle ilk izlediğinizde aslında şey düşünüyorsunuz, ya buralar ne kadar uzatılmış, ne kadar sündürülmüş falan gibi geliyor bize. Ama düşünebiliyor musunuz? Yani Avustralya'nın bir kasabasından, çölün ortasındaki bir kasabasından gelen bir çocuk sadece yani erkek olmak için bu kadar motive olamaz. Orada o Mısır'da da kaldıkları sürece sürekli böyle bir motivasyonun içine getiriliyorlar. Ama az önce izlediğimiz Eray'ın o giriş sekansındaki gibi yani aslında hiçbiri ölmeye ve öldürmeye hazır değil onların hiçbiri. Hatta burada komutanla Archie'nin bir şeyi var, konuşması var. Diyor ki yani Archie, ya herkes çok korkuyor diyor. Komutan diyor ki burada kim korkmuyor ki? Yani gerçekten hani o filmin özellikle de Gelibolu sahnelerinde hümanizm o geldiği nokta üzerinden gerçekten çok iyi anlatılmış ve izleyiciye de çok iyi geçirilmiş bir şeyde tamamlanıyor. Filmin
Dediğimiz gibi yani böyle film eklektik gibi ilerliyor. Bir girişi var, bir Mısır alanı var ve Gelibolu alanı var. Tabii yani filme yöneltebileceğimiz çok eski tarih yani 81 yapımı bir 40 yıllık film için belki biraz zalimce bir eleştiri olacak ama bizler şeyi daha çok bekliyorduk. Yani hani Gelibolu'da yaptıkları ve karşılaştıkları şeyler üzerinden çok bir şey bekliyorduk ama sonu böyle şey olmuş. Birazcık da sanki Hollywood kurgusuna yakın şey heyecanı yükseltmek, yükselen yerde bir kahramanlıkla, bir feda şeyiyle belki de ritüeliyle şeyi heyecanı en yüksek zirvede bırakma yolunu tercih etmiş. Zaten Oscar yabancı dilde de Oscar adayı oluyor. Oscar alamıyor gerçi ama BAFTA'larda falan şeylerde oldukça şey yapıyor. Yani bol ödüle boğulan bir film oluyor. Senin ekleyeceğin başka şey var mı? Bir final sahnesi olarak seçiliyor zaten Gelibolu. Çok normalde beklentimiz evet Gelibolu diye filmin ismini koyunca bütün mekanın Gelibolu'da geçeceği ve o acımasız savaşı anlatacağını bekliyorsunuz. Fakat aslında tabii Avustralyalıların ve Yeni Zelandalıların kendi bakış açısından aslında çok haklı. Onlar bu savaşa boşuna geldiklerini anlatmaya, bunu söylemeye çalışıyorlar. Bu bağlamda aslında bir yol, o Gelibolu'ya geliş hikayesi mantıklı. Ama tabii aynı zamanda ortak yapım, Hollywood ortak yapımı Paramount Pictures'ın ve Peter Weir'de zaten yoğun olarak Hollywood'da çalışıyor. Tabii Amerika, bu sahne olmadan bir şey olmazdı. Öyle bir final sahnesi yapmışlar. Onun dışında ek olarak bir şey vardı. Özellikle Mısır'da da bir karşılaşma sahnesi var. Frank ve Archie kayboluyorlar. Aslında önce şey Archie katılıyor orduya ve Frank giremiyor ve Frank daha sonra bir piyade olarak galiba. Evet, ata binmeyi bilmediği için orada makbul olan şey süvari olabilmek. Orada bir aslında bir savaş simülasyonu yapıyorlar sahnede ve orada Archie ve Frank birbirini görünce ve birbirine sarılıyorlar ve bir İngiliz komutan diyor ki siz ne yapıyorsunuz, savaştasınız. Aslında bunu çok güzel görüyoruz. Onlar için hala macera ve bir oyun, bir korkulacak hiçbir durum yok onlar açısından baktığımızda ki Archie eve bile dönmeyi düşünüyor. Tabii. Uzun bir süre. Yani Frank'in o süvari olmanın kostümleri daha güzel. Böyle tüylü bir şapkası var. Frank ata binmeyi bilmediği için onu süvari yapıyorlar. Archie'nin böyle biraz torpiliyle onu süvari yapıyorlar. O kadar hoşuna gidiyor ki o tüylü şapkayla ortalıklarda dolaşmak falan. Yani o çocuklar için, o gençler için sadece bir oyun. Bu arada şey de mesela özellikle hani Anzakların buraya o kadar masumane geldiğinin altı çiziliyor ki oyuncu seçiminde de bu böyle oluyor. Yani Mel Gibson aslında o zaman da hani ünlü bir oyuncu sayılabilir. Parlak bir genç oyuncu. Ama şey için, Archie rolü için yeteri kadar temiz yüzlü bulunmuyor. Ve Archie için başka oyuncu seçmesi yapılıyor. Ve gerçekten işte sarışın, mavi gözlü falan o temiz çocuk bulunuyor. Ve Archie o oluyor. Ve biz de izleyici olarak onun masumiyetine inanıyoruz. Frank de biraz böyle hani bir şey var, alengir var ama Archie pür bir şekilde o saf, Anzak insanını, Anzak askerini bir simgesi olarak kullanılıyor zaten fiziksel olarak da. Evet, film dediğimiz gibi bir savaş türü içinde değerlendirebiliriz ama tabii ki kesinlikle savaşı yücelten bir film değil. Aksine kendi emperyalini de, daha doğrusu kendi düşmanı da bizzat belirlediği için ve ona alet olduğunun altını özellikle çizdiği için bu anlamda antimilitarist bir film olduğunu da söyleyebiliriz. Bugün Peter Weir'ın 1981 yapımı Gallipoli filmini çözümlemeye çalıştık. Bu film çözümlemelerimize devam edeceğiz. Bir başka film çözümlemede yine karşınızda olacağız.